de bu. Evet, hoş geldiniz. Öyle mi? Hoş geldiniz. Stüdyoları beğendiniz mi? Evet. Hem bu benim kardeşim Emre. Stüdyoyu beğendi mi? Beğendi. Güzel mi? Bana her seferinde diyorsun ki en iyisi falan, en büyüğü. Profesyonele sormak. Öyle mi? Hoş geldiniz. Zeber Üniversitesi firması yani. Hoş geldin. Merhabalar Sayın Ekrem. Burak Aykener, ben çip tasarımı olarak Yongatek firmasını çalışıyorum. Öyle mi? Yongatek. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle sıraya dizilmek olmayacak için karşılaması bekliyorum. Hoş geldiniz. Bayramı olacak. Evet. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar devam edebiliriz arkadan. Şöyle sen bu öyle mi? Beni takip edebilirsiniz bizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öyle mi? Sen ne iş yapıyorsun? Hangi okul? İstanbul'dan mı geldin? Evet. İstanbul'dan geldin. Sen ne iş yapıyorsun? Bayağı yıldırım bir yıldırım var. Merhaba. Şunu bilmemiz lazım. Kafadan Tayfa, Göbekli Tepe Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi. Yani o buz devri vesaire falan, onlardan bile fazla izlenen animasyon. Kaç ülkede izlenmiştir? Yani oradan değil mi? Bizi yeni film hazır aslında. Ama Elif Uysal'ın bir iki parça yapsak rekoru kırabilir o zaman. Keyifle, seve seve. Çok güzel türkülerimiz var. Anonim, Samsak Döveci gibi. Birkaç tane seçim okuyabilirim. Şimdi yeni filmi Alıp Hoca Türkülü'nü yiyoruz. Sizinle böyle olur. Galaktik Tayfa inşallah. Ramazan Tayfa Galaktik Tayfa. Evet. Uzayla ilgili olduğu için biz de destekliyoruz. Haber aldık.
Peki Rafadan Tayfa çizgi bölüm olarak şimdi burada bir bayağı profesyonel arkadaş var. Bunlara parça başı iş mi harcayan artık? Nasıl yapacaksın? Valla Sayın Bakan şöyle, biz yetişmiş değerli sanatçı bulmakta çok zorlanıyoruz. İşsiz birisi varsa yarın pazartesi yarın. Hemen gelsin başlasın. Gerçekten çünkü çok... Bir telefonumuzda bir şey var. Hatırlatırız valla. Valla hatırlatırız. Tamam. Işte, hazır bekliyorum. Hemen başlayalım. Yarın pazartesi başlıyoruz. Tamam. 8'de burada oluyor mu? 9'da başlıyor. 9'da bekliyorum. Evet. Dinliyorum seni. Sayın Bakanım, değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, burası bulunduğumuz coğrafyanın en büyük animasyon stüdyosu. Türkiye'nin ilk ve tek sıfırdan inşa edilen animasyon stüdyosu. Buranın biz mimarisini tasarlarken dedik ki bizim çalışan arkadaşlarımız apayrı bir olsun. Çünkü biz belki işte uzay projeniz gibi gizli bir proje yapıyoruz. Her gelen o projeyi görmesin. Gizlilik projesi, gizlilik tarafı çok önemli diyorsunuz bazı projeleri. O yüzden çalışma alanımız apayrı bir ünite, yemekhanemiz apayrı bir ünite, babalarımız apayrı bir ünite, yönetmenlerimiz ayrı bir bütün hepsi sadece bir duvarla birbirine dokunuyor. İsterseniz bizim uzay üstü diyoruz biz aslında, üretimcisiniz. Bir tarafa doğru arkadaşlar. Ben sen karikatürüm daha yakışıklı olmuş. Orijinalinden daha güzel olmuş. Yok gerçekten değilsin sayılır. Bunlar bayağı falan olmuş. İzledik bu seyahatler Rafadan Tayfa'da bu yüzden bir parçası diye böyle bir tasarım yaptık. Burada biz gelen bütün konuklarımıza bu imkanları kullandırtıyoruz. Çizim yapmak isteyen varsa da çizim ne yapabilir? Burada gerçekten bütün üretim bandımız animasyon, render, modelleme, kompozit. Herkes gibi... duyuyor mu arkadaşlar? Biraz yaklaşın. Herkes duysun. Burada biz özellikle sessiz olmasını istediğimiz bir ortam burası. Çünkü animasyon işi gerçekten burada birçoğunuz biliyordur. Sabır gerektiren bir sektör. Biz hep şunu diyoruz. İçeriğimizde her harfini, görselinde her karesini, müziğinde her notasını düşünmek zorundayız. Ve biz o titizlikle yapıyoruz. O yüzden de buradaki arkadaşlar bu grupla şu grupla birbirini rahatsız etmek istemez. O yüzden her yerde ses yalıtımları da vardır akustik için. Ve üretim bantlarımız birbirinden farklıdır ama... Size en büyük tavsiyem arkadaşlar, bizim sektöre gelecek arkadaşlar için, biz maalesef hep bilgisayar başında olduğumuz için ben dahil biraz asosyal olabiliyoruz. Çünkü hep bilgisayarla konuşuyoruz. O yüzden iletişim... Onu da ben dolduruyorum. Böyle sosyalleşim. Evet. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Burada biz hep şunu istiyoruz. Örneğin bu departmanla diğer departman birbiriyle iletişim kurması gerekiyor. O yüzden bu iletişim için sizin de iletişiminiz çok çok güçlü olması gerekiyor. İnşallah gezeceğiz, göreceğiz. Burada biz bu takım oyunları için işte spor alanlarımız var, masa tenis alanlarımız var, dinlenme alanlarımız var. O yüzden bizim için iletişim de çok kıymetli. Şu an okulunun ya da eğitim hayatının başında olanlar için lütfen bu iletişim noktasına da gerçekten kariyerinize dikkat edin. Peki ben sana bir şey sorayım. Sektörde ve özellikle yazılım camiasında gündemde olduğu için. Şimdi uzaktan çalışma çok yaygın. Evet, evden çalışma çok yaygın. Buradaki bazı arkadaşlarımız da muhtemelen uzaktan çalışma yapıyordur, dışarıya iş yapıyordur. Mesela siz stüdyonuzda uzaktan çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Verimliliği arttırıyor mu, azaltıyor mu, ne düşünüyorsunuz? Sayın Bakanım, malum korona olduğu dönem biz bütün ekibimizi hem onların güvenliği için hem buradaki insanların güvenliği için remote çalışma dediğimiz evlere yolladık ve buradaki bütün bilgisayar sistemleriyle birlikte evlerinden çalıştılar ve teknoloji o kadar gelişti ki evden direkt buradaki serverlara bağlanabiliyorlar. Sanki bu bünyede çalışıyorlarmış gibi bunu sağlayabiliyoruz. Fakat belli bir süre sonra arkadaşlarımız tabii burayı da özledi ve kendileri aslında gönüllü olarak biz hani zorunlu tutmadık. Çünkü aslında ilk başta biraz korkuyorduk evden bu remote çalışma bize zarar verecek diye. Ama şunu gördük ki hiçbir zararı olmuyor. Ve animasyon sektörünün de geleceğin sektörlerinde ben hep şunu söylüyorum. Kendi yorumumdur bu. Tüm sektörlerin kalbindeki bir sektör diyoruz. Ve gerçekten tıptan tutun da inşaat sektörünü, otomotiv sektörünü, bütün sektörlerin kalbinde yer alıyor gerçekten. O yüzden de herkes evinden rahatça çalışabiliyor. O yüzden de bütün hatta ebeveynler de var sanırım burada. O yüzden bazen bizim animasyon, ben animatör olacağım deyince insanlar hani hangi otelde çalışacaksın diye soruyorlar desin. Çünkü animatörlük malumu. Ama şimdi gerçekten bizim animasyon sektörümüz çok çok kıymetli ve tüm sektörlerin kalbinde. Ve her türlü çalışma imkanına da sahip. Hatta şöyle de bir örnek verelim. Pandemide malum live action dediğimiz filmlerin birçok setleri durdu. Ama bizim hiçbir işimiz durmadı. Çok ufak aksamalarla bunu atlatabildik. Evet. Bunu ne zaman reklamlayacağız?
Bunu siz nasıl duyduğunu görürseniz biz biraz siz bir roman mahir olsun diye bu arada yaptık. Renkli olmayacak mı? Renkli de olur tabii. Ne istiyoruz ya? Biz animasyonda şunu diyoruz. Hayal gücünüz ne kadarsa biz o işi yapabiliyoruz. O yüzden renkli istiyorsak renkli yapabiliyoruz. Renksiz istiyorsak renksiz yapabiliyoruz. Üç boyutlu da yapabiliriz. Zayıf, zayıf ve daha elbetli. Şunu yapabiliriz Sayın Bakanım. Renklendirmeden de ziyade üç boyutlusunu yapabiliriz ve Metaverse karakterinizi de oluşturabiliriz. Öyle mi? İnşallah. O da olabilir. Evet. Bıyıklara dokunmayın. Buradan diğer katlara geçebiliriz. Burada dediğiniz gibi her departman farklı. Kaç kişi çalışıyor? Burada şu an 50 kişi civarında çalışıyor Sayın Bakanım. Ama müzisyenlerimiz, danışmanlarımız, senaristlerimiz evlerinden çalışıyorlar. Toplamda Rafadan Tayfa'nın bir bölümüne veya sinema filminin bir karesine yaklaşık 100-120 kişinin emeği değdi. 120 kişi. Evet. Bayağı evet. Ama şunu da söylüyoruz. Gerçekten bunu da samimi söylüyoruz. Bir 120 kişi daha olsa gene yetmez. Çünkü üretimimiz bizim aslında sanatçı sayımızla doğrudan orantılı. Ne kadar sanatçınız varsa o kadar üretim yapabiliyorsunuz. Biz şu an sanatçı sayımıza göre bir ayda 3 bölüm ancak üretiyoruz. Yurt dışıyla karşılaştırdığında Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Yani bir zamanlar dijital animasyonları işte Amerika sürükledi. Şimdi Uzak Doğu'da gelen firmalar var, yeni işler var. Türkiye'yi nerede görüyorsun bu manada? Türkiye şu an animasyon özellikle çizgi dizi olarak değerlendirirsek Sayın Bakanım. Çünkü sinema bambaşka bir prodüksiyon, diziler bambaşka bir prodüksiyon. Dizi noktasında biz yurt dışına gitmediğimiz fuar kalmadı neredeyse. Dünyanın en ünlü fuarlarına gittik. Orada kendimizi konumlandırdığımızda kalite olarak %50'nin üzerindeyiz. Yani ve birçok proje, yani örneğin 10 proje varsa bunun 5-6'sı bizimkinden çünkü prodüksiyon olarak çok daha altında. Diğer birkaç proje var bütçelerinden dolayı daha iyi ama biz dizi olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ama sinema filmine geldiğimizde örneğin az önce örneğini verdiğimiz Ice Age gibi filmler ortalama 200 milyon dolar bütçeyle yapılıyor bir film. Şimdi biz burada geri geliyor 1 milyon dolara dahi ancak bulup maliyetleri yapıyoruz. Orada biraz kalite makası biraz açılıyor. Ama önemli olan şu, yurt dışındaki stüdyoların birçoğu 750 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi çalışan stüdyolar var. Biz inşallah, hatta buradaki işte o yüzden akademi ve eğitimler çok çok kıymetli bizim için. Sanatçılarımız inşallah yetiştirdikçe biz de en azından üretim hızımızı yurt dışı standartlarına ulaştırmış olacağız. Evet. Nasıl geçiyor?